Hello. Ay, bugün muayene videomuz. Muayene videosuna gitmeden önce ama ta geçenki videodan sonra ne maceralar yaşadık, ne maceralar. Yani bir haftadır sanayiler. Bayağı olaylar. Bugün yine cuma. Geçen hafta video çektiğimiz zamandayız. Şimdi gideceğiz. Şu an gideceğimiz yerle de bağlantılı anlatacağımız şeyler. Yolda mı anlatalım onu? Anlatalım. Biraz ufakça bahsedelim. Biliyorsunuz geçen cuma karavanı alıp tekrar kapının önüne geldik. Ufak tefek böyle yine işlerimiz vardı. Salıya kadar onları yaptık kapının önünde. Sonra da makasçıya götürdük. Makasçıda arkaya iki tane ek şase takozları attırdık ve aynı zamanda da amortisör yaylarını değiştirdik. Ustamız bunların yeterli olacağını söyledi. Gerçekten de test ettik. Çok yeterli olduğunu gördük. Sonra bir şanstır ki sizin aranızdan bir izleyici bizi zaten önceden bir iletişime girmiştik. Allah gönderdi. Vallahi biz o gün gittiğimizde fren testine girdik ve fren testinden aracımız geçmedi maalesef. Muayeneye de randevu alacağız dedik, geçmez böyle, ne yapacağız? Sonra frencileri gezerken Ömer Faruk abi aklıma geldi. O bahsetmişti, böyle frenci tanıdığım var falan, sanayide tanıdıklarım var demişti. Onu aradık ve onunla buluştuk. Ve onun tanıdığı bir frenci vardı, Murat abi. Ona gittik. Dün Perşembe gecesi Murat abi saat kaçlara kadar uğraştı? Gördüğünüz gibi en son halinde benim çekmek aklıma gelmiş. Kamerada yanımızda değildi, telefonla böyle bir çektim. Frenler, hortumlar falan baştan aşağı değişti. Zaten birazdan yanına gideriz. O da size bahseder. Ama orada konuşurken bir anda mevzu geldi. Murat abinin ne kadar dinç ve ne kadar çalışırken yorulmadığını konuşuyorlardı. Maşallah diyelim bu arada. Evet, maşallah. Bunun sebebi kelle paça çorbasıymış, ayak paça çorbasıymış. Her sabah ayak paçayla, kelle paçayla, kemik suyuyla başlıyormuş güne. Bizim Emrah da aynı stil. O da böyle çok çalışıyor. Çıkandır falan dedim. Çorbada bir şey var. Sabah bir gidelim şu kelle paça, ayak paça neredeyse biz de bulalım, biz de içelim. Güne öyle başlayalım dedik. Ömer Faruk abi sanayide frenciden almış. İşi bitmiş. Son hortumları falan takmış. Testi de yapmışlar. Geçmiş. Sağ olsun. Bizden çok sahiplendi sanayide arabayı. Buradan yine selamlar olsun. Birazdan sizi belki onunla isterse eğer tanıştırırız. Şimdi biz sanayiye gideceğiz ama öncesinde çorbacıya gideceğiz. Ama neyle gideceğiz? Tabii ki scooterlarımızla. Put it all out in the open. No, we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Dedim bir içsin, sonra ben içerim dedim. Teşekkür ederim. Bakayım bakalım şimdi. Bunu içsinler. Bundan sonra bana paçacı Ümit derler. Çorba içtik, atlar aldık. Nereye gidiyoruz şimdi Asibe? Sanayinin yolunu tutuyoruz. Çorba bu arada güzeldi. Evet. Ben çok beğendim. Çorbacı Münir. Ümit de beğendi. İlk kez içiyor olmasına rağmen. Ama biz galiba tanesiz kelle paça seveceğiz. Bir de ayak paçayı deneyelim. Bir dahakine de bakalım. Evet, bir de onu deneyelim. Hadi gidelim. Ömer abi bekliyor. Bekletmeyelim.
Asibeciğim. Yolların ustasıyım. Karavanımızın da hastasıyım. Bu kalorifer arızalıymış bizim bir de. Biz sağ bunu İzmir'e bir kere karda kışta gitmiştik. O zaman arızalanmıştı aslında. Duman çıkmıştı hatırlıyorsanız. Evet, onu sağ olsun Ömer Faruk abi yine getirip burada elektrikçiye yaptırmaya başlamış. Motor gelecekmiş. Motor yanmış. Broadway motoru uydurmuşlar buraya herhalde. Az kaldı bakalım muayeneye de. Biz saat 1.45. Evet. En geç 2.45'te çıkmamız lazım. Bir saatimiz var. Hallolur gibi. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Alaçatı'nın kapısı burası mıydı? Aynen. Gel Alaçatı'ya geldik. Burası Alaçatı'da bir elektrikçi. Ömer Faruk abim. Bahsettiğimiz sabahleyin bizim hero. Kahramanımız bizim. Vallahi son dönemde bizi kurtardı yani. Keşke daha önce tanısaymışız. Keşke. Ömer abicim. Evet, nasip. Vallahi teşekkür ederiz sana da buradan. Bizim şey değil. Bizim işlerimizi gördük. İnşallah hayırlısıyla olsun, bitsin de işiniz. İnşallah. En temennimiz o. Yani tam arabanın gözümüzü korkuttuğu noktalarında sağ olsun yani arabayı bize tekrardan sevdirdi. Öyle oldu. Ben şey yapıyordum artık yeter ya dedim ya. Yeter diyordum tam o noktadaydım. Bir bitsin ya, bir bitsin ya diyorsunuz ya karşılaşınca. Aynen ben de artık o durum dedim. Bir bitsin ya diyordum. Saat kaç bu arada? Saat 2.10 geçiyor. 2.10 geçiyor. Muayeneyi kaçırdık bu sefer. 2 saate gideriz değil mi abi Sivrihisar'a buradan? 2 saate Sivrihisar'da olsa. Biraz da muayeneye geç girseniz yani. 5'e doğru falan belki denk gelir. Çok yoğun olmadığı için herhalde evet. Bizi kapıda bırakmazlar değil mi? Kurtarırız ya inşallah yetişiriz. Biliyorsunuz eski karavan olduğu için başta Ömer abim olmak üzere diğer ustalarımıza da yer yapıp karavanımızı da onları da beraberimizde götürmeyi planlıyoruz. Çünkü olur bir sıkıntı çıkar. Bir sıkıntı çıkarsa Murat abi bir bakar mısın frene deyip yukarıya sesleneceğiz. Ustalar bölümü. Ustalar diye bir bölüm yapmayı planlıyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz bunu. Gel 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 gel. Yükseklik var şimdi böyle bir. Allah. Sakin. Yola çıkmış bulunuyoruz. Elektrikçide işimiz bitti. Kaloriferi canlandırdık. Broadway kaloriferi koyduk. Şimdi frenciye gidiyoruz. Son kontrolümüzü yapıp Sivrihisar'a gideceğiz. Ömer Faruk abi de bizle beraber gelecek. Yes. Arabamızı hızlı kullanmamız gerekiyor muayene etmek için. Kendisi zaten eskiden beri böyle otobüsleri kullandığı için biliyor bu işleri. Geç kaldık ya. Ne yapıyorsun sen görüşmeye de? İyi misin? İyiyim, aktivizm yaptım. Ne yapalım? İşte Ümit'in eklem ağrıları için çok güzel bir tavsiye veren ustamız. Ustam biz var ya, sabah gittik direkt çorba içtik. Kendi paça. Afiyet olsun abi. Teşekkürler. Afiyet olsun paça. Galiba. Çok güzelmiş bu. Burada geçersen orada da geçeriz. Yetişecek miyiz peki? İnşallah. Egzoz muayenemiz de olaydı. Çok güzel olacak. Sizi unutmuş onu yaptım. Ben yaptım. Asil ve niye yaptırmadın? Ya o gözümden, ya aklımdan çıkmış ya. Aklımdaydı aslında. Egzozinin en önem verdiği şey değil mi arkadaşım? Hayır değil ama olsun. Önemli. Ama bu araç doğaya saygılı gibi geliyor bana. Geçer herhalde. Bence de geçer. Yeşil motor. Yeşil motor. Araba da yeşil. Araba da yeşil. Araba da yeşil. Yolculuğumuz başlamış bulunuyor. Asibe Reis, burası biraz tehlikeli değil mi? Ya ben arkaya geçeceğim, oturacağım ha, da. Tamam, şuradan şehirden çıkana kadar. Aynen. Sen kaptan şoförümüz ben. I don't wanna waste time. Remember tonight I found something here with you. Running by the roadside. Arabayı test ediyoruz. Direksiyonda herhangi bir çekme var mı diye. Gördüğünüz gibi çekme falan yok. Gayet stabil oldu araba. Çok güzel gidiyor ya. Maşallah güzel gidiyor. Önce şunu söyleyeyim. Yolculuk çok rahat. Tahminen bir daha böyle rahat bir yolculuk yapabileceğim. Evet. Bir dakika, hep önde ben kullanacağım. Bir dakika, gerçi o da zor değil de orası da keyifli alan. Ama burası ayrı bir keyifmiş yani. Yani buzdolabımızdan soğuk soğuk salonlarımızı çıkarttık falan. Aynen, ama pis gibi gidiyoruz valla. Sivrihisar'a biraz az kaldı, süreyle yarışıyoruz biraz da. Evet. Yani nasıl yetişir miyiz, yetişmez miyiz bilmiyoruz. Şu an
en geç 1,5 saat sonra orada olmamız lazım. Yol normalde 100 kilometre. Biz Eskişehir'den yeni çıkmış bulunuyoruz. Ama bence yetişeceğiz. Biz şimdi Sivrisay'a doğru gidiyoruz. Heyecanlıyız. Birincisi yetişecek miyiz? İkincisi geçecek miyiz? Ve üçüncüsü en heyecan yaptığımız ne biliyor musunuz? Mevlana bile yiyeceğiz. Evet. Sivrisay'da Mevlana bile yiyeceğiz. Bismillah bizim çıktık yola inşallah. Geçişeceğiz be. Evet. Biz zaten keyifli arkada hasbihaktan oturmuşuz. Muhabbetimizi ediyoruz yani. Bakalım birazdan geçecek mi acaba, geçmeyecek mi? Hasibeciğim, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım, şeyimiz iyi ya ben. Artık da geldik ya her şeyde. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım inşallah. Sonuç belli oluyor arkadaşlar. Biz yola hazırız. Biz gidiyoruz. Yola gidiyoruz biz de. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sivrihisar'a gelmemizin aslen sebebi muayene değil. Mevlana pide yemek. Sivrihisar'ın neyi meşhur? Sivrihisar'ın Konya etli ekmeği çok meşhur bakın. Sivrihisar. Eskişehir'in de Mersin tantunisi meşhurdur. Sivri, çok mutlu gözüküyorsun. Güzel. Ben mutlu olmayayım, kim mutlu olsun? Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim karavan turundan önceki son videomuz bu video demek. Artık yoldan önce Mevlana'ya. Çok mutlu görüyorum açıkçası. İnşallah canınız çekmez ama İnşallah. Çok güzel. Evet, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, size de afiyet olsun. Teşekkürler. Bunu biliyor musunuz? Ne bu? Kıstırma. Bu Eskişehir yöresine ait Sivrihisar'a ait. Türkiye'ye ait. Türkiye'ye? Evet. Petibör mü oluyormuş? Finger aslında Petibör'e daha güzel oluyor. Değerli Hello People izleyicileri, takipçileri. Ben de Hello People takipçisiyim. Eşimle birlikte. Aslında eşim daha büyük hayranlarıydı. Eşimin sayesinde ben de tanıdım Hello People'ı. Takip ettim. Bu araba bir türlü fendi muayeneye girmiyor. Bir türlü yola çıkamıyorlar. Dedim ki şu işe bir el atayım. Her şeyi devletten beklememek lazım değil mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya yeter dedi, şişti. Yeter dedim, şiştim. El atmasam biz geçemeyiz galiba. Daha bir ay daha biz sürünürdük herhalde. İki gündü, bizden daha çok sürünürdük. Bir aylık işi iki günde yaptırdı. Evet söylüyorum, biz bir ara dün Frenci'de çorba içmeye gidiyorduk. Ömer abi dedi ki durun dedi, kalemler biteyim. Elektrikçiye götüreceğiz, gidemezsiniz dedi. Yani bizden daha sahiplendi. Valla çok ama, teşekkür ederim. Ama başardık. Çok evet, şükür. Teşekkür ediyoruz sana. Ben de teşekkür ederim. Yani net bize yüzümüzle açık sanayide ne dediler? Ömer Faruk Bey olmasa asla sizi almazdım dedi. Ama tanıdıktan sonra Ümit senin için her zaman kapıma çıkmayayım. Dediler mi ona acaba? Bana gizlice dediler Ömer abi. Dediler. Ben de duydum. Evet. Hatta bundan sonra ben de kendi araçlarımı götürürken Ümit'i götürmeyi düşünüyorum. Teşekkür yani. Ederim abi. Ben selamımı söylesem Murat Usta'ya yeter yani. O zaman nasıl geçecek? Artık burada videomuz yavaş yavaş bitsin mi? Artık bitsin. Yani biz aşırı mutluyuz. Aşırı keyifliyiz. Evet.
Çok az kaldı. Yola çıkıyoruz ve karavan turunda size karavanımızın son, artık bütün dokunuşlarıyla, her şeyle en son halini göstereceğiz. Belki haftaya olmaz da belki bir hafta uzayabilir. Evet. Çünkü biraz yerleştirmeydi, temizlikte işlerimiz var. Temizlik biraz uzun zamanımız alabilir çünkü boya işinde biraz dağınık çalışmışız. Bu arada önümüzdeki karavan turunda misafirimiz var, sürpriz. Evet. Onlar da bir YouTuber. Onlarla beraber çekeceğiz. Çok güzel bir yer bulduk. Çok güzel bir çiftlikte çekeceğiz. Harika bir video geleceğiz sizlere. O zaman Nasibeciğim, yani şöyle yapalım. Bir iki hafta içinde görüşürüz diyelim karavan turunda. Aynen. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. I don't wanna waste time. I remember tonight I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me, I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open, now we don't have to control. Çok mu karanlık? Yok. Nasıl bizim kendi ışığını kendin yaptın? Nurum. İlk gece yolculuğumuz. Ben zaten gece yolculuğu çok severim. Kendim sürüyor olsam da çok severim. Heyecanlı mısın yola çıkacaksın? Ben elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Böyle çok değişik bir hisdeyim. Sanki böyle vay be nasıl bir süreç atlattık, farkında mısınız? Her aşamasında tabii ki siz de bizim yanımızdaydınız. Yani böyle bir duygusal bir şeydeyim aslında. Çünkü koskoca 6-7 aylık bir emeğin son videosu. Artık yeni bir serüven başlıyor. Yapım evet. Aşaması bitti. Bundan sonra tadını çıkartacağız değil mi? Evet. Daha çok güzel planlarımız var ya. Yani çok güzel şeyler yapacağız. Kesinlikle evet. Yani güzel bir süreç başlıyor hepimiz için. Görüşürüz ya. Çok heyecanlıyız. Hepinizi öpüyoruz. Öpüyoruz. Sevgiler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.